özellikle son birkaç aydır çok yoğun bir ziyaretçi kitlemiz var. Geçtiğimiz hafta 125 bin sayısından bahsetmiştik. Bugün daha bir hafta geçmeden belki de tam birinci haftasında 145 bin. Bugünkü rakamlarımız 145 bine ulaştı. Yani bir haftada 20 bine yakın bir ziyaretçi yoğunluğunu ağırladık. Pandemi yasaklarıyla beraber bu ziyaretçi sayısı tabii ki tüm dünyada olduğu gibi müzemizde de azaldı. Ama özellikle 2021 yılında bir Haziran'dan sonra tamamen bu yasakların kalkmasıyla birlikte Gaziantep'teki özellikle bu turizm dönemi içerisinde Zeugma Mozaik Müzemiz çok iyi rakamlara ulaştı. Yaklaşık 2,5 ayda 145 bin rakamını şu an bugün itibariyle devirdik, geçtik. Bunun zaten 100 bini son 2 ay. Öyle söyleyeyim size, yaklaşık 100 bini son 2 ay. Bu da bizi mutlu etti. Turizm sezonu devam ediyor. Şu an turizm sezonu Gaziantep'te hala devam ediyor. Yıl sonuna kadar biz bu rakamları çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Şu an zaten duyuyorsunuz sesleri. Ziyaretçi turlar hala geliyorlar akın akın. 2022 yılında da inşallah hedefimiz her zaman dediğimiz gibi 500 bin rakamlarını geçmek. Öncelikli olarak 500 bin rakamını Zeugma Mozaik Müzesi olarak geçeceğimizi umuyoruz. Bu da bu seneki son birkaç aylık ziyaretçi verileri aslında bunu bize gösterdi. Burası uluslararası bir müze, çok önemli bir müze. Aslında Zeugma Mozaik Müzesi sadece mozaik olarak, yani sadece mozaiğe yönelik eserlerin teşhirine yönelik yapılmış, planlanmış çağdaş müzecilik anlayışında bir müze. Bizim arkeoloji müzemiz de var, o ayrı. Gaziantep kent merkezinde, Gaziantep Kalesi'ndeki kültür aksı içerisinde bir arkeoloji müzemiz var. 1944 yılından beri bu müzemiz burada Gaziantep'te arkeoloji müzesi olarak hizmet ediyor. Ama Zeugma Mozaik Müzesi çok yakın bir zamanda 9 Eylül 2011'de açıldı. 9 Eylül 2021 yılında biz aslında 10 yılda devirdik. Şu an 10 yılını doldurmuş bir müze, 10 yılını geçirmiş bir müze. Burası Mozaik Müzesi'ne özel olarak yapılmış. Diğer müzelerimiz gibi değil de arkeoloji müzesi içerisindeki bir konsept değil de sadece mozaik. O yüzden ziyaretçilerimizin çok dikkatini çekiyor. Ve Zeugma Mozaik Müzesi'nde Çingene Kızı tabii ki bizim en önemli markamız, en önemli eserlerimizden. Çok ihtişamlı bir yer. Direkt size tarihe yolculuk yaptırıyor. Yani çok farklı şeyler var. Yani biz evet teknoloji çağındayız ama o zaman da bir teknoloji var, bir işçilik var. Mesela biz sokaklarda çeşmelerimizi görüyoruz ama şurada bir çeşme gördüm. Çok şahane bir çeşme yani. Şu an günümüze o desende ben bir çeşme göremiyorum. Bir 3. Ahmet Çeşmesi var İstanbul'da. Merhaba. We are from Ukraine. And we go to our beautiful country, and your museum is beautiful, and we're so glad to see this beautiful mosaic, and we hope to see your girl and go to this way. So have a good day, and wish you all good. Thank you.